Tekrar merhaba efendim. Bir önceki Uygurlarla ilgili bir önceki videoda Uygurların Nuşan isyanından sonra özellikle eski Çin başkenti Çanwen'de ki şimdiki adı Xi'an'dır malum. Burada elde ettiği imtiyazlardan kısaca söyledim. Bunlarla ilgili çok detaylı çalışmalar yapıldı. Özellikle merhum Özkan İzgi Hoca'nın, Gülçin Çandarlıoğlu Hanım'ın güzel makaleleri var bu konuyla ilgili. Onlardan da istifade edilebilir. Tabii ben tarih konularla uğraşmıyorum. Bu bizim ilk belgelerde, ilk yazılı belgeler, Uygurların ilk yazılı belgelerinde nelerle karşılaşıyoruz? Bunlarla ilgili konuşuyoruz. Yani mesela Nuşan isyanı Uygur yazılarında geçmiyor. Yani Şinosu yazısına geldiğinde söyleyeceğim ama Şinosu yazısının batı yüzünde kesik kesik birkaç şeyden bahsediliyor ama o yüz, batı yüzü çok bozuk olduğu için, aşınmış olduğu için maalesef o yüzden Nuşan isyanı veya akabinde olan bitenle ilgili bilgi elde etmek ne yazık ki güç. Metnimizi tekrar açtığımızda Moyancho Kağan döneminden bahsedeceğiz. Çünkü Moyancho Kağan'ın oğullarıyla ilgili de söyleyeceğimiz şeyler var ama ben bunları Çinlerin anlattıklarından veya tarihi olaylardan değil, esasen bunu Uygurların kendi ellerinden çıkan yazıtlarından anlatmak ve karşılaştırma yapmak istiyorum ve daha güzel bilgilere ulaşacağımızdan eminim. Bunları da yazıtlarla ilgili özellikle Taryat yazısının kuzey yüzüne geldiğimizde mutlaka Moyancho Kağan'ın çocuklarına, oğullarına devleti nasıl miras olarak bölüştürdüğünü orada net bir şekilde görmüş olacağız. Moyancho Kağan'ın dönemi Uygurların en güzel dönemi. Çünkü kuzeyde Kırgız topraklarına kadar uzanmış büyük bir devlet ve orada bugün Forbajin denilen Tuva'da bulunan Eder Gölü üzerinde Forbajin adlı bir kale kalıntısı olduğunu da biliyoruz. Bunu da Uygur Kağan'ı Moyancho zamanında yaptırıldığını ve muhtemelen Ningguo için yaptırıldığına dair, yazlık saray olarak yaptırıldığına dair bilgilerimiz de var. Uygurlar döneminde yine yapılan kentlerden birisi de Baybalık'tır. Baybalık'ta Selengör Mağarası yakınlarında Kuzeybatı Moğolistan'da biraz çok batı değil ama kuzey, orta kuzey Moğolistan'da bir yerde bulunmakta. Şimdi Bögü Kağan, Uygurların üçüncü Kağan'ı. Şimdi Bögü ile ilgili yazıtlarda bilgiye rastlamıyoruz. Fakat unvanının Tengri'de bolmuş, el tutmuş, alt külük Bilge Kağan olduğunu biliyoruz. Şimdi yazıtlarla ilgili eski Türk yazıtlarını çok iyi anlamadığını rahatlıkla söyleyebileceğim Rus Türkolog Sergei Kraş Kliashtorni'ye göre Bögük Kağan'ın erat almış unvanı Taryat yazısında Bilge Kutluk Tarkan Sengün biçiminde geçer. Diyor ki bu doğru değil bu bilgi. Tamamen yalan, yanlış bir bilgi. Neden? Çünkü bu Bilge Kutluk Tarkan Sengün dediği evet Taryat yazısında geçer fakat bu Uygurların Nuşan isyanını bastırmak üzere Tang Hanedanı'na yardıma gittiği ikinci Uygur seferine komuta eden ve Çinliler Yihu diye kısaca Yabgu olarak adını verdiği Bilge Tarkan Kutluk Bilge Yabgu'dur. Bundan eminiz. Dolayısıyla bu kişi aslında Kaan namzedi budur. Bilge Tarkan Kutluk Bilge Yabgu. Tam adı bu. Moyancho Kağan zamanında Yavguluk unvanı verilmiş belli ki. Yani ikinci adam. Fakat
isyandan sonra buna ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat anladığımız kadarıyla ya Kaan kendisi öldürdü, ya bir şekilde öldü, ya Çinliler bir şekilde onu öldürdü, yok etti. Ve dolayısıyla da yine tarih yazısında göreceğiz. Mögü Kaan ikinci oğlu da değil. Çünkü ikinci oğlu Çavuş Zengin'dir. Bunu Şiyen yazısında da söyleyeceğim. Dolayısıyla olsa olsa Mögü Kaan üçüncü oğludur. Yani içlerinde en güçlü olmayan diyelim. Güçlü olmayan, yani aklımıza bir an Cengiz Han dönemi geliyor. Yani Cengiz Han'ın da güçlü, askeri bakımdan güçlü oğlu Joçi'ye bırakmayıp yine en az onun kadar askeri bakımdan güçlü olan Çağatay'a bırakmayıp üçüncü oğlu Ögede'ye bırakması insanın aklına geliyor. Fakat anladığımız kadarıyla hem Yıkıl'ın hem Çavuş Zengün'ün belki de öldürüldüğünü veya öldüğünü anlayabiliriz, tahmin edebiliriz. Dolayısıyla da Bögü Kağan üçüncü oğlu olarak tahta geçiyor. Dolayısıyla bu bilgiler doğru değil. Yabgu'nun adı, bu Yabgu'nun adı tarihat yazısında Bilge Tarkan Kutluk, Bilge Yabgu. Uzun bir unvanlar sıralamasıyla Bilge Tarkan Kutluk, Bilge Yabgu. Epeyce bir unvanı var. Aynı zamanda Bilge unvanı da var. Bu da çok enteresan. Bilge unvanını hem de iki kez kullanıyor. Yabgu, Bilge Yabgu diye. Gerçekten çok enteresan bir Kaan namzediymiş bu Yıhu, Çinlilerin Yıhu dediği. Evet, demek ki onu da Kaan göremediğimize göre muhtemelen öldürmüştür. Tes ve Şinevusu'da ise bu Yabgu'nun adı yalnız unvanlarından söz edilir. Yani Yabgu'nun adı geçmez, unvanlarından söz edilir. Ve daha sonra Manevizm bölümüyle ilgili şeyler var. Şimdi bunları da geçtikten sonra özellikle Moraçor Kağan zamanında yazılmış yazıtları da dahil ettiğimizde Uygurların da ciddi bir eski Türk yazıtları külliyatı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili tartışmalar var. Kitabımızda bunlardan bahsetmiştik. Bunları burada söylemeye gerek görmüyorum. Bu alanda uzun zamandır çalışan bir kişi olarak Uygurlar tarafından yazılmış, dikilmiş veya tesis edilmiş. Şimdi dikilmiş ve tesis edilmiş farkı ne diye aklınıza gelebilir. Tesis edilmiş dediğimiz kaya. Tabii kayalar dikilmediği için tesis edilmiş ifadesini kullanıyoruz. Yani kaya üzerine yazdırılmış anlamında. Büyük kaya kütleleri üzerine. Dolayısıyla 11 yazıttan söz ediyoruz. Bunlardan 7 tanesinin kesin olduğunu, 4 tanesinin şüpheli, yani bunlara ait olup olmadığı konusunda şüphelerimizi devam ettiriyoruz. Şüphelerimiz giderildiğinde belki de bunların geri kalan 7 yazısına eklemiş olacağız. Şimdi kesin olanla tes, tariyat, ki diğer adıyla Moğolca telaffuzuyla terhin, bu bir gölün adıdır, ter gölü, tariyat bölgenin adı. Şinevusu yine bir gölün adıdır. Birinci Karabalgasu, Uygurların ilk yerleşik hayata geçtiği tarihi kentleri Karabalgasu. Hoytotamır, gördüğünüz gibi 10-21 yazıt. Sevrey, Şiyen yani Karıçor. Bunları kesin olarak değerlendiriyoruz. Suci, ikinci Karabalgasun, Arhanan ve Gurvacin Uğul ise şüphelidir diyoruz. Çünkü emin değiliz, olmayabilir. Bunlardan Tes Taryat, Şinavusu, 1. Karabalgas, Hoytotamır, Sevre ve Şiyen yazıtlarını kesin, Suci, 2. Karabalgas, Arhan ve Gurvacin Uğur yazıtlarını şüpheli değerlendiriyoruz. Özellikle bu şüpheli olanlarda da emin olamamamızın nedeni Uygur damgalarını kullanmış olmaları. Yani bu Uygurlar içerisinde alabiliriz, Uygur yazıtlar içerisinde ama belki de Uygur Kağanlı döneminde başka bir boy tarafından yazılmış, hakim boy, yönetici boy olarak Uygurların damgası kullanmış olabilir. Bunlar da mümkün tabii ki. Dolayısıyla Uygurların yazıtları
Bunlar tabii Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde de bazı yazıtlar var. Özellikle Yargol'daki ve Yarhota diye bilinen Yargol'daki duvar, mağara duvarlarındaki yazıtlar da var. Fakat bunların tamamen Uygurlardan elde Uygurlar tarafından yazdırılmadığı bilinmediği için biz bunları kitabımıza almamıştık. Şimdi bundan sonra ben yazıtlarla ilgili hem kısa bir bilgi verip hem yazıtlarda önemli gördüğümüz cümlelerle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Böylelikle Uygur yazıtlarını da tamamlamış olalım. Test yazıtı üzerinde en çok konuşulmuş yazıtlardan birisi. 1915 yılında Boris Yakovlevich Vladimirsov tarafından bulunmuş. Fakat 1976 yılında asıl bulunuşu Sergei Kliaştorni ve Sart Kocaoğlu Karcabay tarafından bulunmuş. Şimdi test yazıtı yarısı kırık. Yarısı kırık. Dolayısıyla yarısına kadar okunabiliyor. Test yazısı ile ilgili bazı ilginç şeyler var. Onları söylemek istiyorum. Bu yine az önceki videoda da söylediğimiz gibi Uygur yazıtları kitabımızda hem Göktürk harfli metin yani Türk ünlü harfli metni hem yeni Türk harfleriyle transkripsiyonu hem günümüz Türk ve Türkçesinde çevirisi alt alta verilmiş. İlginç olan şeyleri söylemek istiyorum. Şöyle bir baktığımda mesela bakın burada Tölis Çal diyor. Şimdi burada Şad sözcüğünün Ç ile yazılmış olması Uygur diyalekti için önemlidir. Yani test yazısını yazdıran kimsenin dilinde belki de diyalektinde belki de şeyler Ç tarafına geçiyor ki doğal bir ses olayıdır bu. Dolayısıyla da bu Uygur diyalektiği üzerine çalışan kimselerin başvuru kaynaklarından birisi olacaktır bu çat sözcüğü. Tabii burada gördüğümüz bozok ilk kez geçiyor, test yazısında geçiyor. Bozokların lideri, bozok başım diye. Bu da bozokların yani Oğuz boylarından olan bozokların adının ilk kez geçtiğinde söylemiş olalım. Burada bazı Uygur boyları var. Bunlarla ilgili okuyuşlarda da farklılıklar var. Bedi okuyan var. Benim gibi Ebdi, Eldi okuyanlar var. Bersil, Kadır, Akadır okuyup Akasyalılara benim gibi bağlayanlar var. Bu da benim fikrim. Kadır da okunabilir ki bunlar boy adı. Bunları ayrı ayrı sıfat tamlaması gibi Kadır Kasar gibi okuyanlar var. Hayır kesinlikle bunlar boy adı. Eski Türkçe'de sözcükler arasında bağlaç görevinde bir bağlama unsuru, bağlama edatı olmadığı için bunlar böyle yan yana geliyor. Evdi, Bersil, Kadır, Kasar bunlar sıfat tanımlısı falan değil. Yani Evdi, Bersil, Kadır, Kasar böyle olmaz. Bunlar Evdiler ve Bersiller ve Kadırlar ve Kasarlar diye ayrı ayrı düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bunlar boy adları. Burada Kasar olduğuna göre Uygur boylarını sayıyor olması lazım ama ilginç olan şu, Çinlilerin verdiği 10 Uygur listesinde 6. sırada olan buradaki Kasar adı bize 10 Uygurları gösteriyor olsa da ama geri kalanlar 10 Uygurlar içerisinde yoktur. Bu da enteresan gerçekten Çinlilerin verdiği boy listesiyle Uygurların da burada yazıtlar içerisinde serpiştirilmiş olarak tek tek gördüğümüz bu boy listelerinde de böyle bir şeyler, karışıklıklar görebiliyoruz. Bu kadarı ben akatsirlerle birleştiriyorum. Çok uzun bir konu. Belki ileride bunlarla ilgili bir şeyler yazabiliriz. Buradaki işte çok güzel sözcükler var. Bunların hepsi Uygur diyalekti olduğunu düşünüyorum. Yani Uygurlara mahsus sözcükler olduğunu düşünüyorum. Mesela bazlanmak fiili. Şimdi Baz Kağan'dan biliyoruz. Dokuz Oğuzların lideri Baz Kağan'dan biliyoruz. Ama buradaki baz isminden bazlamak, bazlanmak ve bazlanmış sözcüğüne baktığımız zaman burada tabi olmak, boyun eğmek anlamında güzel bir sözcükle karşılaşıyoruz ki bu sözcük
Yani Baz Kağan olarak dediğim gibi 9 Oğuzhan liderinin adı Baz olarak geçiyor olsa da bazlamak ve bazlanmak fiili olarak ilk kez tek örnek olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada çok enteresan bir bilgi var Uygur tarihi için. Öngre Tavukaçka bazlanmış. Yani doğuda Çinlilere tabi olmuş. Uygur Kağan tok olurmuş. Bakın çok enteresan. Uygur Kağan tok olurmuş. 70 yıl ermiş. Yani Uygurların tok olarak yaşadığı, yani kimseye bağımlı olmadığına 70 yıl oldu diyor. Bu da tarihi olaylar bakımından 680'li yılları kastediyor. Yani demek ki 2. Köprülük döneminde İlteriş Kağan'ın isyan hareketinde Uygurların da kendilerine pay çıkardığını anlayabiliyoruz. Muhtemelen kendiler de o isyanın içerisinde yer aldılar. Bunlar da tarihi olaylar bakımından değerlendirilmesi gerekir. Maalesef bizim Türk dili çalışan arkadaşlarımız, hocalarımız daha çok sözcüklerle uğraştılar. Buradaki ek şudur, buradaki ek budur. Tarihçi arkadaşlar da dile hakim olmadığı için bu tür konulara girmek istemediler. Bu tür konular hep havada kaldı, boş kaldı, bahir kaldı bu alan. Biz inşallah yeni bir sistem ile hem tarihi olaylarla karşılaştırıp hem sözcükleri de anlam boyutuyla, ses bilgisi boyutuyla, şekil bilgisi boyutuyla, leksik boyutuyla da inşallah incelemiş olacağız. Bakın burada Tengri'de bolmuş el etmiş Uygur Kağan olurmuş. Şimdi bu dediği Tengri'de bolmuş el etmiş Uygur Kağan dediği Moyençöl Kağan. Moyençöl Kağan'ı kastediyor. Tengri'de bolmuş el etmiş Uygur Kağan diyor. Sonra burada yine enteresan gördüğümüz şeyler. Kağan'ın Bilgesin Üçün, Ömre Kün Tulsuk'taki Bodun. Tabi dedim ya bazı yerler kesik kesik. Burada tez Doğu 6'da, Doğu yüzü 6. satırda yolluk ıya basıp olursa, şimdi buradaki bu yolluk dediği yolluk Kağan olabilir ama hangi yolluk Kağan bu? Yolluk Tevin Kasa, Kağan dememek lazım. Yani Költegin'in yazısını yazdıran kişi değil tabii bunu kastetmiyoruz. Taryat yazısında bir yolluk Kağan'dan söz ediliyor. Biz bunu Taryat yazısında bunu mutlaka lafını edeceğiz. Bu onu kastediyor olabilir. Yol sözcüğü de burada baht anlamında, bahtlı, talihli anlamında karşımıza çıkıyor. Yine buradaki kasa adına mutlaka dikkat edeceğiz. Onlarla da ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Tabii burada Elser, İlgeri Kontu, Belgüsin, Bitigin, Boğurtu, Bo yarattı. Demek ki test yazısını Elser adlı birisi. Okuyuşta hatamız olabilir. İlgeri Kontu yani doğu tarafa yerleşti. Damgasını ve yazısını bu kişi hak etti yani yazdırdı. Bu kişi meydana getirdi diyor. Test yazısı. Aslında kesik kesik olmasına rağmen birçok güzel bilgiye ulaşabiliyoruz test yazısıyla ilgili. Uygurlarla ilgili söyleyeceklerimiz devam edecek. Tabii her bir yazısı tek tek inceleme niyetinde değil ama dediğim gibi bazı konulara dikkat çekip, işte az önce Yolluk Kağan'da söylediğimiz gibi bazı konulara dikkat çekip özellikle genç arkadaşlarımızın, Türk dili, yani Türk tarihi alanında çalışan arkadaşlarımızın bu alanlara yöneltmek, yönlendirmektir maksadımız. İnşallah maksadımız hasıl olur. Böylelikle her bir Türk boyunun büyük bir kültüre sahip olduğunu Uygurlarla görüyoruz. Her bir Türk boyunun çok büyük bir kültüre sahip olduğunu Türklerinde çok net bir şekilde görüyoruz. Büyük bir dünyaya sahipler, büyük bir kültüre sahipler. Bunu Oğuzlar için de söylüyor. Bunu Kıpçak boyları için de. Evet, geçen videomuzda da söyledik. Kıpçak adı geçmiyor ama bu yoktular anlamına gelmiyor. Adlar başka bir şey. Bunları bulmamız lazım. Adım adım ilerliyoruz. İğneyle kuyu kazıyoruz. Gerçekten işimiz zor.
ama güzel şeylere ulaşacağız, güzel şeyleri bulacağız. İnşallah bu milletin her bir boyunu, bu büyük kültürünü adım adım hem bilimsel dünyada kitaplarla hem sosyal medya marifetiyle, internet ortamında, videolarda, Instagram, Twitter gibi sosyal ortamlara taşıyarak hem gençlerimizi bilgilendireceğiz hem de görevimizi yapmış olacağız. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın, hoşça kalın.